tadım ve puanlama zamanı. Bugün bakalım hangi gelin başarılı bir soğan dolması yapmış ve nasıl puanlar alacak? İlk önce tabii ki ben tadına bakacağım. En sevdiğim yemeklerden biridir. Çok özel bir yemektir. Ve ilk tadımı ben yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Sonra yorumcular teker teker gelecekler. Kendi gelinleri haricinde bu tadımı yapıp puan verecekler. Ve günün sonunda günün en yüksek puanını kazanan gelinimiz tam 5000 lira kazanacak. Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk tabağımız sevgili Kübra'nın. Kübra, bildiğin bir usul var mıydı? Buradaki usulünü yaptın. Buradaki usulü yaptım. Bildiğin bir usul var ama. Evet var. Bize daha farklı oluyor. Mesela nar ekşisi yerine sumak ekşisi koyuyoruz biz. Evet. Ama o şu sumak ekşisi buralarda ekşisi diye diyorum sadece. Buralarda pek o kadar çok bilinmez. Evet, yaygın değil Gaziantep'te. Çok, işte siz kendiniz yapıyorsunuz orada. Evet. Baharatlar yıkılıyor. Ben açıyorum. Açtım. Kübra'cığım, lezzeti çok güzel. Afiyet olsun. Hafif soğan ve pirincin diri kalmış. Ama lezzeti çok güzel. Afiyet olsun. Çok iyi. Reyhan verdiler mi? Yok, hayır. Bana reyhan da konur biliyorsunuz. Reyhan otu konur. Hı. Çok lezzetli olur. Ama lezzeti çok güzel. Pirincin ve soğanın biraz diri kalmış. Anladım. Afiyet olsun. Hemen Fatma'nın tabağına geçiyorum. Fatma, yapmış mıydın sen bunu daha önce? Yedim. Yanımda da hani yapılışını falan gördüm ama evde kendim yapmadım. Eşim falan kimse sevmiyor. Soğanı sevmem. Ama soğan kebabını severler. Ayılır. Ha. Ama bunu sevmiyor. Hiç yapmadım. Ya çok mesela enteresan bir şey biliyor musunuz? Hani Antep, Doğu falan, Güneydoğu kebap ya. Ama en çok kebap Ankara'da yeniyor. Evet. Evet. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. En iyi balık Ankara'ya gidiyor. Allah Allah. En taze, en iyi balık Ankara'ya gidiyor. Evet, ben biliyorum, ben de gittim. Bütün gurmelerin balıktan anlayan bir balık çok iyi pişiren yerde Ankara'da. Bilmiyordunuz değil mi? Yok. Gerçekten böyle. Bu susunda ne var? Domates? Sadece domates. Yağ ile karamelize ettik. Bu yeşil ne? Maydanoz Hayır. mu? Hayır. Altındaki soğan. Sos mu? Yeşil soğan mı? Evet, evet, yeşil soğan yani. Ben kenardaki domatesi sordunuz sandım. Pirinçleri bak gerçekten tatmanızı istiyorum. Diri kalmış. Duyuyor musunuz kıtırda? Hmm. Baya. Fakat soğan dolması olmuş mu? Olmuş. İnce ayrıntılar, ince nüanslar. Yani burada size görümcelerin söyleyeceği şey... Kesinlikle ama kesinlikle pirinç diyecekler size. Bak bunu söylüyorum size. Ben konuşmuyorum ya yorumlarda. Evet. Gözlerim içine bakıp anlarsınız. Bir de tek tek içini zarlarını aldım ben Fatih Bey. Sosunda nar ekşisini daha çok aldım. Buradan burada biraz daha böyle bir ekşi ama sende nar ekşinin tatlılığı da var. Doğru. Böyle bir şey falan. Ama olmuş mu olmuş. Yani şu iki tabak istedim ki soğanları da biraz daha yumuşak olsun isterdim. Zaman darlığı yaşadık? Evet, ister istemez evet, yani. Evet, biraz zaman darlığı var. Yani bu dinlene dinlene, aslında dolma dediğimiz şey altı kıl gibi kısılır bizde. Yani dinlene ne dinlene kadar, pişer. Evet, ne kadar sürede pişirsiniz? Mesela kuru dolma bizde 40 dakika falan pişer ama kıl gibi kısılır, çok ince kısılır. Öyle dinlene dinlene peki, pişirilir. Peki tencerenin bir özelliği olur mu? Mesela tabii, toprak tencere mi, dökme mi, bakır mı? Biz normal çelik tencerede pişirebiliriz. Bakın tencerelerde de çok güzel bakır olur. Bir de biz olmuyor ki. Üzerine dolmanın şeyi ben koyarız. Ben aldım bakıcılar çarşısında diyorum. Taşımız var, dolma taşımız var bizim. Onu koyarız. Belki o da bir lezzet veriyordu, bilmiyorum. Eskilerimiz, analarımız, babalarımız ne güzel yapıyormuş analarımız. Annemin var, bende duruyor. Var bende bakırlar. Burcu'nun tabağını açtık. Söylemeden bile açtım. Elim gitti kız. Nispeten senin pirinci daha bu iki tabağa göre daha pişmiş. Biraz minik minik.
Azıcık soğanında. O da soğanın cinsinden de olabilir. Cinsinden dolayı. Cinsinden de olabilir. Yani... Evet. Şöyle göstereyim. Güzel, sosun da tadı güzel geliyor. Hepsi eşit dağılmış bir eşit şekilde. Eşit karıştırdım, evet. Eşit bir şekilde dağılmış durumda. Afiyet olsun. Fena değil, şu tarafa yaklaşayım. Ve Şirin'in tabağına geleyim. Ay bu Şirin'in bir gözlerini böyle açması, ne olacak diye bakması var ya. Bir görseniz inanamayacaksınız. Ve açtım. Hemen hemen sizin pirinçleriniz aynı. Ya, ya. Yani... Vallahi keşke ki başka böyle dışarıdan hiç şey yapmayan insan da söylese de... Ama şefim belki tadar. Çok zorlanacaksınız o zaman Fatih Bey. Sosunuz güzel. Güzel. Soğanın güzel pişmiş. Biraz daha fırınabilir. Ben onu anlayabiliyorum. O kadar sürmüyor. Artık görümceler ne söyler onu bilmiyorum. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Gerçekten dolma dolma gibi olmuş. Sadece teknikler, teknik bir takım şeyler var. Maalesef. Zamandan dolayı o da. Bazı pirinç çok güzeldir ama pişmiyor. Pilavda da öyle kalır, sinir olur. Ben çok güzel pilav yaparım. Ben yedim, tabaklarınızı beğendim. Güzel puanlar vereceğim tabaklarınıza. Zaten ne oldu da söyledim. Dolma olmuş mu? Olmuş. Sosudur, bilmem ne yapıyor. Görümcelerin tadını, ağzının tadına nasıl gelir bilmiyorum. Sadece buradan söylüyorum. Teşekkürler. Hadi konuşun. Kızlar, bugün hiç şansınız yok maalesef. En yüksek puanı Fatih Bey'den bugün ben alacağım. Çünkü bir Antepli olarak dolmanın en iyisini ben bilirim. Canım tabağın hiç öyle söylemiyor ama Antepli ben bilirim, Antep'in diyorsun ama kızartmayı bile becerememişsin. Farkındaysan en beyaz seninki duruyor. Antep geleneğim, soğan dolması benden sorulur. Bugün Fatih Bey'den 5 bekliyorum. Hem de yıldızlı 5. Gerçekten masada konuştuğum gibi ikisinin pirinci tam pişmemiş. Bak ikisinde hemen hemen aynı iki yarışmacının. Ama soslarında bir değişik. Birisinin sosu biraz tuzlu gibi geldi. Sos hani tuz ona kadar. Bu tuz meselesi çok enteresan. Aynı eşitlikte tuz veriliyor fakat ona göre gidiyor. Ve ben de puanlarımı ona göre vermek istiyorum. Tabii bir düşük puan ama -1 olacak puan bir tabak yok. Dolmayı yapmışlar mı? Yapmışlar. Başarmışlar mı? Becermişler mi? Becermişler. Verilen malzemeye göre. Fakat o denge işte. De pişirme anını, dengesini çok iyi tutturmalı gerekiyor. İkilik tabak yok. Fakat orta karar var. Karamelize olması köşelerde oldu. Sadece orta kısımlarda yok. Sadece karamelizinde problem var. Yani diğer sizin de hepinizin kusuru var. Ama iç harcınlar eşkisini çok beğendiğini söyledi. Sen duymadın galiba. Pişmemiş dedi. Hiçbiriniz pişmemiş. Hayır öyle bir şey demedi. Evet öyle söyledi. Hayır hiç söylemedi. Sen bence Antep'i bir bırak da burayı dinlemeyi de öğren. Ne dedi? Burcu ile Şirin'in pişmiş yani pirinçleri... Aynı hemen hemen. Hemen hemen aynı dedi. Tamam. Çiğlik var ama biraz dedi. Bir soğan dolması yaptım ki Fatih Bey'in tam ağzına layık ve 5 bekliyorum. Akabinde şimdi gelelim. Bir kişiye daha puan vereceğiz. 4 tane gelin var değil mi? Aynı şekilde. Bu da... Aynı eşitlikte çünkü pirinci pişmemiş. Sert pirinç. Diğerlerine göre daha iyi pişmiş dedi. Hemen hemen aynılar dedi.
Sadece bu şekilde yorum yaptım. Ama hepinizin pirinçlerinde eksiklikler var. Yani pişme oranı. Tamam da kulaklarda. Pirinç oranı. Yok, bir şey söyleyeceğim. Biz burada oralıyız buralıyız diye övünmüyoruz. Övünen sensin. Ben Antepliyim. Bundan ben anlarım. Ben 5 puan alacağım diyorsun. Evet. Ben de sana diyorum ki madem Anteplisin 5 puan alacaksın ama pirincin bile pişmemiş. Karamelize olmamış. Neyine 5 puan bekliyorsun diyorum. Pirincin biraz aksaklıkları, o da pirincin kendisiyle alakalıdır. Eminim. Onunla benim bir alakam yok. Pişme, o benim dediğim gibi kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor bunun. Daha yüksek zamanımız olsaydı maalesef daha da muhteşem bir şey çıkardı. Şirin olan bir şey söyleyebilir miyim? Sen de tokatlayayım tokatlayayım diye övünüyordun. Sarma bende, dolma bende. Mor lahana sarması yaptığımızda öylece kala kalmıştı. Canım yani. Benim sen herhalde unuttun. Mor lahana sarmasında en ince, en pişkin ben yapmıştım. Hepinizinki böyle yani kafam kadardı, kolum kadardı. Benimki ip incecikti. İnce olması unuttun önemli değil. Galiba. Kazanamadın. 5 puan geliyor. Sosu, özellikle sosu çok güzeldi. Onu verdim, duydum, aldım tadında. O yüzden... Beş puanım. Burcu'ya. Yaprak sarması sardığımızda konuşalım bunu. Tabii ki yaprak sarması da yaparız, onu da sararız. Ama ben şunu söylüyorum. Kızın memleketini söylüyorsun ya hani, hı hı. Antepliyim diye. Evet. Sen de tokatlıyım diye övünüyordun ama olmadı. Ve Şirin'e geliyoruz. Şirin'inki de hemen hemen aynıydı. Sosunda biraz tuz vardı, o yüzden ona da... O zaman... 4 puan. Şirin. Biraz sosundaki tuzdan dolayı. Kötü tabak yoktu. Hepsi yapabilir. Tokatlı lahana sarması sarmıyor. Soğan dolması yapmıyor. Ama ne diyor? Antepliyim, bizim oraya ait bu yemek diyor. Hayır. Şimdi Burcu. Yemeği başlarken sarma benim işim demişti. Burcu. Sarma Şirin, benim işim. Şirin ben tamam. Sana katılıyorum. Biz şuralıyız, buralıyız. Şöyle elimiz lezzetli, böyle lezzetli diyerek senin gibi direkt böyle bir iddia atmıyoruz ortaya. Kübra kusura bakma yani. Ne yapıyorsun? Şirin'e bu konuda katılıyorum. Kız diyor ki ben yapabiliyorum, bu kadarını yapıyorum diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sürekli Şirin üstüne gidiyorsun her seferinde böyle. Sen onun avukatı mısın? Değilim. Burada seni kimsenin sevmediğini sen de biliyorsun. Daha düne kadar dedin ki görümceler beni istemiyor. Buradan göndermek istiyorlar. Puan evet. Vermiyorlar bilmem ne. Burada kimse seni sevmiyor. Çünkü sen antipatiksin. Aa, çünkü ben benim lafıma geldik mi yine kızlar? Ben çok kuvvetli bir rakibim. İşte herkes görüyor. İzleyiciler görecek sizin ortaklığı şey yaptığınızı. Seni de görüyorlar. Antipatik Burcu. Ben kimse... Bak antipatik deyip durma antipatik. Bana. Fatmacığım önce benim aldığım kadar ödül al. Sonra bana ukalalık tasla. Burcu bir kez 100 bin lira aldım diye büyük havalara girdi. Ama bilmiyor ki ben onun havasını söndüreceğim. Kızlar ne tartışıyorsunuz? Böyle şu tartıştığınız için biraz oyalandım ben orada. Konuşun dertlerinizi çizdik. Fatma'nın iticiliğinden bahsediyorduk Fatih Neden? Bey. İticiliğinden bahsediyor. Hayır, kimin? Fatma'nın. Bana itici diyor. Bana antipatik dedi çünkü. Evet, Burcu'nun antipatik. Yani, şimdi o onu dedi diye birbirimize böyle şöyle söylemeye gerek yok ya. Hepiniz bence çok son derece sempatiksiniz. Sevgili seyirciler, gerçekten de kızlarımız gerçekten de sempatik. Bakmayın böyle şey olduğunu, yarışmanın içinde ama... Çok güzel eğleniyorlar, çok güzel gülüyorlar. İçeride böyle bir boşluk olsa da muhabbet yapacak diyorlar hatta. Ve ben 4 tane güzel dolma yedim bugün. Afiyet olsun. Görümceler, ay çok merak ediyorum ne söyleyecekler. Onlar bir şey bulur illa ki. Ve bir şey söyleyeyim size, benden demese kurra olabilir bugün. O derece. O derece. Çok yakın.